Evet arkadaşlar kısaca Javascript'in ne olduğuna değindikten sonra şimdi Javascript ile neler yapabiliriz? Kısaca ona değinelim. Birkaç madde ile anlatmaya çalışayım. Şöyle sayfamı küçülteyim arkadaşlar. Basit olarak Javascript ile neler yapabiliriz? Bir iki madde ile ona değinelim. Zaten şu alert mevzusuna yani şu sayfada uyarı çıkarma konusuna daha önce değinmiştik. Şimdi şöyle bir iki madde ile neler yapılabilir onu gösterelim. Öncelikle herhangi bir HTML öğemize ulaşılıp onun değeri değiştirilebilir arkadaşlar. Örneğin bu bir paragraftır dediğimiz yani şuradaki yazı var ya şu bir paragraftır dediğimiz neden özellikle ona erişiyorum? Çünkü onun bir ID'si var arkadaşlar. Ona direkt erişebiliyoruz. Ona erişip bu bir paragraftır kısmındaki yazıyı değiştirelim. Hemen document nokta. Zaten bunu sadece göstermek için diyorum. Daha önce daha sonra tekrar geleceğiz. Get element by id dedikten sonra elemanımızın id'sini giriyoruz ki p eleman kimliğiydi bunun id'si. nokta inner html dediğimiz zaman yani içine html ekle dediğimizde yazıyı değiştirebiliyoruz. Buraya ne yazarsak Şuradaki yazı ona göre değişecektir. Ne diyelim örneğin arkadaşlar? Merhaba JavaScript diyelim. Merhaba JavaScript. Kaydedip Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum oluştu. Gördüğünüz gibi aslında sayfanın içeriği değişmedi. Neden değişmedi arkadaşlar? Çünkü önce JavaScript çalıştı önce JavaScript çalıştı ve sayfanın içeriğini aslında bu yazıyı değiştirdi. Sonra biz HTML yani yukarıdan aşağı yazım mantığı bu güzel bir örnek oldu. Şöyle yukarıdan aşağı doğru kodlar okundu. Önce bu hale getirildi. Daha sonra biz buraya tekrar ne yaptık? Bu bir paragraftır dediğimizde yazı tekrar değişti. Bu tabi çok hızlı olduğu için biz bunu görmedik. Şimdi bunun ispatı için şurayı buradan kesiyorum arkadaşlar. Getirip Burada bir script açıyorum. Bu şu açıdan da güzel bir örnek. Tabi normalde script böyle arada kullanılmaz. Yani CSS de kullanılabilir. Normalde bu kullanılmaz. Bir örnek olsun diye yazıyorum. İstediğiniz her yere kod düzeni açısından yazamaz. Onun dışında istediğiniz her yere JavaScript kodlarınızı veya şeyleri yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben buraya merhaba javascript yazdığım anda buradaki javascript yazısı değişti. Merhaba javascript oldu. Yani bunu şu elemanın üstüne getirirsem şöyle kaydettim anda göreceksiniz bu bir paragraftır olacak yine. Çünkü önce bunu çalıştırıp burayı merhaba javascript yapacak. Daha sonra şu satırı okuyunca tekrar bunu bir paragraf yazısı olarak düzeltecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başka neler yapabiliriz? Şöyle sonrasına getirelim ki yaptığımız değişiklikler görülsün. Bu yüzden zaten arkadaşlar çoğunlukla yani başka sebepleri de var. JavaScript kodları sayfanın en altına yazılır. Bu özellikle kodların yani sayfanın yüklenme hızını etkiler. Çünkü JavaScript biraz HTML ve CSS'e göre biraz daha fazla yer kaplar ve bu sayfanın yüklenmesini geciktirir. Bunu yaşamamak için genelde sayfanın en altına yazılır. Yani her şey yüklenir, sayfamız görüntülenir, ondan sonra JavaScript kodları yazılır. Ne yapabiliriz arkadaşlar onun dışında? Yazının stilini değiştirebiliriz herhangi bir elemanın. Yani herhangi bir ulaş elemana ulaşarak onun CSS kodlarını değiştirebiliriz. Hemen Şöyle yapalım hatta bir değişken olarak bunu tanımlayalım. Ne diyelim? Elemanımız. Elemanımız diyelim buna. Elemanımız eşittir. Ne olsun? Şimdi biz ne yapmış olduk? Bunu bir eleman olarak tanımlamış olduk. Yani elemanımız P elemanı. Ne diyoruz buna? Elemanımız nokta diyorum eşittir. Merhaba JavaScript. Merhaba JavaScript diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi aynı anlama geliyor. Yani artık bu benim elemanım. Bunu anlatacağım daha sonra. Şu an JavaScript ile neler yapılabilir onu gösteriyorum. Daha sonra elemanımızın CSS kısmı değiştirilebilir. Dediğim gibi style deriz. Ve nokta dediğim anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bana bütün CSS ile ilgili her şeyi getiriyor. Yani ben buna neler yapabilirim? Hepsi var. Ne yapayım? Ben bunun font size'ını değiştireyim arkadaşlar. Yani yazı boyutunu değiştireyim. 35 piksel diyelim. Sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar merhaba javascript oldu. Her şeyini değiştirebiliriz. Yani bütün CSS'le bunun bütün CSS CSS'leri CSS ile oynayabiliriz. Mesela renklerini değiştirelim arkadaşlar style diyorum öncelikle style nokta color diyorum ve rengini değiştirebiliyorum. Şöyle siyah yapalım. Görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah bir renk aldı. Onun dışında ne yapabiliriz arkadaşlar? Onun görüntülenip yani gizleyebiliriz onu. Gizleyip tekrar görüntüleyebiliriz. Gizli ise eğer. Bunu birçok yerde kullanacağız zaten. Display diyorum mesela görüntülenmesine ne diyelim non diyelim. Yani görüntülenmesin. Şöyle sayfa yenilediğimde gördüğünüz gibi kayboldu. Tekrar göster diyorum arkadaşlar. Elemanımız nokta style nokta display eşittir. Block diyelim mesela. Gördüğünüz gibi elemanımız tekrar geri geldi. Daha başka neler yapabiliriz arkadaşlar? Elemana ulaşıp örneğin şuradaki image elemanımıza ulaşıp onun içeriğini değiştirebiliriz. Nerede bizim image'imiz? Şu resme ulaşalım veya buna. Ona bir id verelim. Daha sonra o id ile ulaşıp değiştirelim onu resim elemanı diyelim buna. Elemanı. Daha sonra gelip onun atribütüne ulaşıp atribütünü değiştirelim. Yani her şeye ulaşabilirsiniz. Örneğin bu elemana bir class da ekleyebilirdik. Başka bir sürü şey de yapabiliriz. Hemen ne yapalım? Document pardon. Document nokta Get element by id diyorum. Şöyle ne demiştik? Resim elemanı. Resim elemanı demiştik. Buna ne yapalım mesela? Bir atribut ekleyelim. Bunun için e, src diyorum. Mesela src'sini değiştirelim. Src'si normalde bu resim. Biz bunu domatesle değiştirelim. Şuradaki tomato ile değiştirelim. Bunun için hemen tomato Bu bayağı uzun bir ismi var. Aslında ismini değiştirebilirdim de. 35 74 42 7 6 640 nokta JPG yapıyorum. Tabi ben o tarafa bakarken yazının bir kısmını yukarı yazmışım. Hemen kesiyorum buradan getirip bunun devamına yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Evet arkadaşlar sayfamı şöyle burayı yazdıktan sonra gördüğünüz gibi kaydettiğim anda şuradaki Google resminin gidip yerine domates resminin gelmesi gerekiyordu gitmediğini görüyorum. Ben büyük ihtimalle bir şeyi yanlış yazdım. Şuradaki id'yi kopyalayıp getirip aşağıya yapıştıralım. Şöyle kopyalıyorum burayı. Getirip buraya yapıştırıyorum. Şöyle sayfayı yenilediğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki resmin değiştiğini hep beraber gördük. Yani atribütlerine içindeki klasa, src veya herhangi bir yani elemanın herhangi bir şeyini javascript ile değiştirebiliriz. Bunlar JavaScript ile yapabileceğimiz başlıca şeyler. Neler yapabiliriz? Her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Web sitelerine girdiğinizde gördüğünüz ve yaptığınız her şeyi JavaScript ile yapabiliriz. Yani sizin gördüğünüz bu web sitelerinin görünen tarafı, sizin gördüğünüz tarafında HTML kodları, CSS kodları ve JavaScript kodları çalışır. Yani her şeyi bu üç şeyle yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.